Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Kıyamet Suresi 1-19. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bize şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. La uksimu bi yevmel kıyame. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Ve la uksimu bin nefsil levvame. Ve hayır, nefs-i levvameye yemin ederim. Burada Allah-u Teala kıyamet gününe ve kendini kınayan nefse yemin ediyor. La uksimu derken la deyip bir virgül gibi düşünülebilir. Hayır. Yani iş onların zannettiği gibi değil. Uksimu bi yevmil kıyame, kıyamet gününe yemin ederim. Bazı zatlar şöyle bir manaya da dikkat çekmişler. Yani mesele o kadar açık ki kıyamet gününe yemin bile etmiyorum. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ Kendini kınayan nefse yemin bile etmiyorum. Mesele o kadar bedihi, o kadar gözler önünde. Ancak birinci mana herhalde daha ön planda, daha vurgulu bir anlatım. Hayır, kıyamet gününe yemin ederim. Hayır, nefs-i levvameye, kendini kınayan nefse yemin ederim. Acaba kıyamet günüyle kendini kınayan nefis arasında nasıl bir münasebet var? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ölen herkes pişman olacak. Kötülük yapanlar yaptığı kötülükten dolayı pişman olacak. İyilik yapanlar da neden daha fazla iyilik yapmadık diye bundan dolayı pişman olacaklar. İşte diğer alem, insanların pişmanlık duyacağı bir alem olacak. Yani kıyamette insanlar diriltildiğinde herkes geriye dönüp bakıyor ve hayatında küfür, inkar hakim olanlar zaten pişman. Ama mümin olduğu halde hataları var, eksikleri var. İyilik yapmış ama daha fazlasını yapabilirdi. Onlar da yine bir pişmanlık duyuyor. Bir de nefsin mertebeleri. İnsanın nefsi normalde nefsi emmaredir. Kötülüğü emreder. Ama bir de nefsi levvame var. Nefsi levvame artık yaptığı kötülükten pişmanlık duyan, kendini kınayan nefis. Bu ileri bir merhale olarak da görülüyor. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde nefsin başka isimlendirilmeleri de vardır. Ve nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi zekiye gibi, nefsi mutmainne gibi nefsin diğer mertebelerine de dikkat çekilmiştir. İşte insanın nefsi iyiliğe de kötülüğe de müstait, kabiliyetli. İyiliğe sevk ederse, nefsini terbiye ederse o nefis kamil bir nefis haline gelir ve insanın düşmanı değil dostu olur. Ama normal şartlarda insan nefis itibariyle kötülüklere meyyaldir ve insan nefsini terbiye etmediğinde bu nefis şeytanın bir talebesidir. Ama bu nefsi Rahman'ın talebesi haline getirmek insanın kendisine bırakılmıştır. Çünkü insanın nefsi söz dinleyebilecek bir kabiliyette, iyiliğe de kötülüğe de müstait bir vaziyettedir. Eyahsebul insanu ellen necma izame. Bu insan kemiklerini bir araya getiremeyeceğimizi mi zannediyor? Bela gadirine ala en nusevviye benane. Hayır, biz onu parmak uçlarına varıncaya kadar tekrar düzgün bir şekilde yaratmaya kadiriz. Acaba burada parmak ucunun ifade edilmesi nedendir? Parmak ucu bir ayrıntı. Genelde tefsirlerde şu manaya dikkat çekilmiş. Yani biz insanı en ince ayrıntılarına kadar tekrar diriltmeye kadiriz. Bu tabi doğru bir mana. Allah-u Teala insanı yarattığına göre tekrar bütün ayrıntılarıyla diriltmeye kadirdir. Ancak parmak ucunun nazara verilmesi de parmak ucunda bir sır olduğuna da herhalde bir işaret. 19. yüzyılda ilim adamları bakıyorlar ki insanların parmak işareti diğerlerinden farklı. Yani her insanın parmak işareti siması gibi bir kimliğe sahip. Böylece insanları parmak izinden ayırt etmek mümkün. Ve bu kriminolojide, işte suçluları tespitte kullanılan bir metot halini alıyor. Ve bugün dünyanın hemen her tarafında parmak izi
işte polis arşivlerinde, emniyet arşivlerinde bulunuyor. Demek ki insanı parmak ucuna kadar tekrar biz diriltmeye kadiriz derken Allahu Teala bu ince manaya da dikkat çekiyor. Bel yuridul insanu li yefcura emame. Doğrusu insan ileriye doğru fücurunu devam ettirmek ister. Yani yaptığı kötülüklere, fısk, fücur, günah bu gibi şeylere bir son vermek değil de adeta hani bir insan susadığında deniz suyunu içse gittikçe harareti artacaktır. Onun gibi günahlarla tatmin olmak da mümkün değildir. Günahlara dalmış olan bir nefis daha fazlasını, daha çılgıncasını talep edecektir. Nitekim mesela uyuşturucuya müptela olan birisi hemen bir noktada duramıyor. Acaba şu nasıl, bu nasıl derken netice itibariyle artık vücudunun her tarafını o uyuşturucu adeta kilitliyor ve adeta esir alıyor. İşte insan ileriye doğru da fücurunu devam ettirmek ister. Hemen böyle bir anda son vermek istemez. Yes'elu eyyâne yevmul kıyâme ve sorar. Kıyamet günü ne zaman? Tabi bu tarz sorması inkar manasında hadi gelsin görelim tarzında bir meydan okumak. Fe'ize berigal basar. Göz dehşetle dikilip kaldığında ve hasefel gamar ve ay tutulduğunda ve cümya şemsu vel gamar güneş ve ay cem edildiğinde yekulul insanu yevme izin eynel mefar işte insan o gün eynel mefar diye söyler. Yani kaçacak yer yok mu diye o gün insan feryat eder. Burada nazara verilen durum yani insanın gözünün böyle dikilip kalması, ayın tutulması, güneş ve ayın cem edilmesi ölüm olayıyla alakalı olarak değerlendirilebilir. Yani ölüm olayında insanın gözü belli bir noktaya dikilir kalır ve artık hayat kameri tutulur ve ruh ve hayat bunlar şu dünyadaki görevlerini tamamlamış olurlar. Buralara belki bir işareti var. Bir de kıyamet olarak düşündüğümüzde kıyamet gününün dehşetinden insanın gözü belerip kalacak, dikilip kalacaktır. Artık ay aydınlatmaz olacak. Artık ay ve güneş vazifelerini tamamlayacaklar ve bunlar derlenip toplanacaktır. Bu manada da düşünülebilir. İşte o gün insan gerek kendi küçük kıyamet olan ölümde gerekse dünyanın ölümü olan kıyamette insan der ki eynel mefar kaçacak yer yok mu? Kella la vezar hayır bugün bu şekilde bir kaçış söz konusu değil. İla rabbike yevme izinil müstagar bugün dönüş varılacak yer Rabbinin huzurudur. Yani oraya doğru bir gidişat var. Oraya doğru bir sevkiyat var. Dolayısıyla bugünden kurtulmak yok. Yunebbeul insanu yevme izin bima gaddeme ve ahhar o gün insana neyi takdim ettiği, neyi geride bıraktığı tek tek haber verilir. Yani diğer aleme insan gittiğinde artık dünyada neleri yapmış, neleri yapabileceği halde yapmamış, tehir etmiş bunlar tek tek o insana haber verilir. Herkes her günkü hayatına baktığında bir takım işleri yaptığını bir kısım işleri ise tehir ettiğini görmektedir. Şu anda namaz kılmayan nice insan belki namaz kılmayı da düşünüyor. Ve kendince belki şöyle bir hesap yapıyor. Diyor ki 40 yaşına kadar herhalde namaz kılmaya müsait hale gelirim. 40 yaşından itibaren de artık namazlarımı kılarım. Bu bir tehirdir. 40 yaşına çıkma garantisi yoktur. Ve 40 yaşına gelmiş olsa bile başlayabilecek mi? Meçhuldür. Bundan dolayı iyiliklerin tehir edilmemesi gerekir. Ve bundan dolayı yine denilmiştir ki gün bugün, dem bu dem, an bu an. Yani içinde bulunduğumuz vakti değerlendirmek lazım. Ve vaktin mahkumu değil, hakimi olmak gerekir. Zamanın üstüne çıkıp zamana hakim olmak ve zamanı lehimize kullanmak gerekiyor. Ama
İnsanların büyük bir ekseriyeti gaflet içindedir. Ve ha bugün ha yarın derken tehir ederler. Ve bir de bakarlar ki birden ölüm çıkıp gelmiş ama ölüme hazır değiller. O zaman artık pişmanlık başlar. Ve ah keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle etseydim der ama keşke demek onu kurtarmaz. Keşke demekle dünyaya tekrar geri dönülmez. Belil insanu ala nefsihi basira. Doğrusu insan kendisi üzerine basirdir. Yani neler yaptığını insan görür, bilir. Velev elga ma'azira. Velev bir takım mazeretler ileri sürse de. Yani insan vicdanen eksikleri, hataları olduğunu kabul eder. Her ne kadar başkalarıyla konuşurken şundan dolayı yapamadım, bundan dolayı edemedim, bir takım mazeretler ileri sürse bile normal şartlarda insan yaratılışı gereği olarak kendi yaptığı hataların farkındadır. Ve bunları görmektedir. Ve nefsinin ne durumda olduğunu insan gerçekten fark etmektedir. La tuharrik bihi lisaneke li tacele bihi. Ve diğer alemde insana bütün yaptıkları tek tek haber verildiğinde o insana denilir ki yani acele edip de dilini hareket ettirme. Yani mazeret ileri sürmek için ben yaptım ama şundan yaptım veya yapmadım ama bundan yapmadım demek için kendini zorlama. Bu noktada kendini yorma. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'ane. Senin yaptıklarını cem etmek bize ait. Onları okumak da bize ait. Neler yaptığını sana okumak bu da bize ait. İsra suresinde geçen bir ayette İgra kitabek denilecek. Yani diğer alemde insana oku kendi kitabını. Yani Allahu Teala insanın bütün yaptıklarını tespit ettirmiş ve melekler kaydetmişler. İnsanın kendi hafıza kayıtlarında da var. Diğer alemde o insana İgra kitabek denilecek. Oku kendi telif etmiş olduğun hayat kitabını, neler yaptığını şöyle bir gör. İşte senin bütün yaptıklarını cem etmek ve bunları okumak bize ait. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعَ قُرْآنَ. Biz bunları sana okuduğumuzda sen de bizim okuyuşumuza tabi ol. Bak bakalım senin yaptıklarını nasıl kaydetmişiz. Bunları gör ve bunları hatırla. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ. Sonra bunu beyan etmek, işin ayrıntılarını beyan etmek bu da yine bize aittir. Değerli izleyenlerim, gerçekten de okumuş olduğumuz bu sayfada Kıyamet Suresinin birinci sayfasında kıyametle alakalı gerçekten önemli mesajlar bize veriliyor ve aklımızı başımıza getirecek bir takım esaslar zikrediliyor. Diğer alemde böyle bir durumla karşı karşıya kalınacak. İnsanlar yaptıklarından hesaba çekilecek. Herkes orada kendi hayat filmini izleyecek ve mazeret ileri sürmek istese bile yani lüzum yok denilecek. Bak izle bakalım neler yapmışsın. İnsana yaptıkları gösterilecek ve insan orada artık mazeret ileri sürmek istese bile bunun geçerli olmadığını, bir manası olmadığını bizatihi görecek. Kaldı ki insan zaten kendi nefsine karşı basirdir. Yani neler yaptığını da görür, bilir. Bu son 3-4 ayet başka bir manada da açıklanıyor bazı tefsirlerde, hemen hemen bütün tefsirlerde. O da şu, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine vahiy geldiğinde gelen vahyi unutmamak, hemen ezberlemek için dilini hareket ettirirmiş. Ezberlemeye çalışıyor. Cebrail Aleyhisselam ilahi vahiy ile ona bunları ifade ediyor. Yani acele edip de dilini hareket ettirme. Onları yani vahyi cem etmek ve sana okumak bize aittir. Biz okuduğumuz zaman sen onun okunmasına tabi ol. Sonra Kur'an'ın manalarını beyan etmek yine bize aittir. Bu manada da düşünülebilir ama şahsi kanaatim bunu burada değil de başka bir ayette değerlendirmek daha uygun. Taha suresi 112. ayette Allah-u Teala orada
peygamberimizin acele etmemesi gerektiğini açıktan bildiriyor. Vela tacel bil Kur'an'ın min kabli en yukda ileyke vahyu. Yani Kur'an'ın vahyi sana tam bildirilmezden önce hemen acele etme. O rivayeti orada değerlendirebiliriz. Orada de anlatılabilir. Ama burada bunu değerlendirmek mana itibariyle mananın kopmasına sebebiyet veriyor. Ve ardından tekrar kıyamet anlatılacak. Dolayısıyla evvelinde kıyamet var, sonrasında kıyamet var. Arada böyle çok özel bir duruma yer verilmesi biraz garip kaçıyor. Ve Kur'an'ın bütünlüğü noktasında değerlendirdiğimizde çok da münasip düşmüyor. Çünkü insanın nasıl ki beden itibariyle bir bütünlüğü var. Her bir canlının kendine göre bir bütünlüğü var. Oraya bazı eklemeler yaptığımızda, mesela insana fazladan bir burun koyacak olsak nereye koyacağız? Fazla kalıyor. Münasip düşmüyor. Onun gibi her bir surenin de kendine göre bir bütünlüğü var. Kur'an'ın tamamının kendine göre bir bütünlüğü var. Bu açıdan bakıldığında ilgili rivayeti burada değerlendirmek pek de münasip düşmüyor. Fakat bu eskiden beri meşhur olduğundan genelde böyle açıklanmış ve biraz da tekellüfe girilmiş. Ama ifade etmeye çalıştığım gibi Taha suresi 112. ayette bu rivayeti değerlendirirsek hiçbir problem kalmıyor. Orada zaten açıktan bu mana ifade edilmiş. Burada ise tamamen kıyametle alakalı tablo vardır. Kıyametteki durumlar bize bildirilmektedir. Dolayısıyla ilgili ayetleri kıyamette hesaba çekilen kimsenin durumu şeklinde açıkladığımızda mesele gayet net olarak anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak bizleri ölüme daima hazır olan, istikametli bir hayat yaşayan bahtiyarlardan eylesin. Diğer alemde de hesabı kolay olan veya hatta doğrudan hesap görmeden cennete doğru kabul edilen bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.